ben sizlere kendi derin bakış serüvenimi anlatacağım. Bu serüven sırasında tanıştığım, karşıma çıkan esin perilerini göstereceğim. Bunu yaparken sizi kendi beynimin içine almak istiyorum. Beraber dolaşmamızı istiyorum. Zaman zaman da göstereceğim resimlerin, ressamlarının gözünden bakacağız. Çünkü size bir sergiye götüreceğim. Bu sergideki resimleri ben seçtim. Şimdi her şeyden önce biraz kendimi anlatmam lazım. Ben müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Babam operacı, annem piyanist. Ben de şu kenarda oturan tamamen yeteneksiz, işte okuma yazma belki ama yani hiç sanatla alakası olmayan çocuğum. Epey uğraştı ailem. Sonra da dediler ki yani olmayabilir. Başka bir şey yap o zaman. Ne yapayım? Sanat belki, biraz resimle uğraş. Peki neyle uğraşayım? Bana bir tane bu resmi aldılar. Bu bir puzzle'dı. Ben gece gündüz Mona Lisa'nın puzzle'ını yaptım. O kadar iyi öğrendim, o kadar iyi öğrendim ki her köşesini size, yani şimdi ben onu yapabilirim. Meğerse sonradan anladım ki meğerse benim ilk ilham perim Mona Lisa'ymış. Niye olduğunu sonra göreceğiz. Fakat resim yapamayınca sadece puzzle'la olmuyor. Yani bu bir yetenek değil sonuçta, hızlı yapıp yavaş yapmak. Onun üzerine dediler ki başka bir şey olsun, tıp falan, öyle bir şey yapsan. Yani sadece karşımızda durma yeter, yani bir şeye dokunma yeter. Tıp hakikaten ilginç bir alan. Tıp sanatı denir. Yok, önce bir öğrenmek lazım. Teknik tarafını iyi öğrenmek lazım. Sanat sonra bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ben gece gündüz işte araştırma, oku vesaire tıpla uğraştım. Sonra bir ara şunu fark ettim. Aslında sanatta da tıp var. Sanatta anlatılan tıp, bizim günlük anlattığımız, uyguladığımız tıptan farklı. Biraz üç kağıtçı tıpçılar da sanatta söz konusu. O zaman öyle olmamak gerektiğini anladım. Bu benim için önemli bir dersti. Sonra tıp fakültesi bitti. İhtisas seçmem gerekiyor. Neye göre ihtisas seçeceğim? İşte cerrahileri gördüm, bir yığın temel bilimler vesaire. Karar vermem lazım. Neye göre? Bir sergide bu resimle karşılaştım. Lucia, Santa Lucy. Benim ilk esin perime ne kadar benziyor değil mi? Tanıdığım için, tanışıklık hissettiğim için ona yakın hissettim. Çünkü öğrenirken özellikle görmede tanışıklık, daha önceki hafızadaki bir imaj, görüntü çok önemli. Bana çok tanıdık geldi, hoşlandım. Fakat dikkatle baktım, ne tutuyor elinde? Elinde tuttuğu şey bir çift göz. Tabağın içinde bir çift göz. Öyküsü ilginçtir. Şimdi belki uzatmamak için anlatmamak gerek. Ama bu bana bir mesajdı. O vakit göz doktoru olmak gerektiğine karar verdim. Ve gözün içine, göz ihtisasının içine atladım. Atlayış o atlayış. Gözler, gözler. Her yerde göz. Ben gözlere bakıyorum. İnsanlar bana bakıyor. Gözden başka bir şey yok. Üstelik bazıları çift görebiliyor, bazıları tek, bazıları hiç kapanmayan gözler. Bütün tarih boyunca göz var. Artık göz görür oldum. Fakat bu sırada şunu fark ettim. Esasen görme azlığı, görme kaybı duyularımızın içinde en ağır kaybı olan, kayıp gösteren duyu değil. Bu size garip gelebilir ama işitme en önemlisi. İşitme kaybı çok daha ağır bir engellilik yaratıyor. Çünkü sevilip sevilmediğinizi duyamıyorsunuz. Sadece dokunmak yetmiyor. Onun için görme engeli o kadar önemli bir engel değil. O zaman da şunu düşündüm. O vakit ben daha derin bakmaya çalışmalıyım. Yani bu sınırlı duyumu daha derin kullanmalıyım. Üstelik şunu da öğrendim. Diyelim 7 yaşına kadar bir çocuğu aldınız, beyninde gözünde problem yok, bir mağarada büyüttünüz. 7 yaşında çıkardınız. İşte dünya. O çocuk %30'dan fazla göremiyor. Kendi kendine gelişmiyor görme duyusu. Görme duyusunun gelişmesi için görmek gerekiyor. Görmek için bakmak, ama sadece bakmak yetmiyor görmek. O vakitte şunu düşündüm. Bir gün öleceğim, ölene kadar yaşayayım bari. Nasıl? Daha derin bakarak. Daha fazla göz görmeye başladım. Bazı gözlerin iyi niyetli bakmadığını gördüm. Bazılarının hastalık olduğunu gösterdiğini gördüm. Bir de üçüncü göz gördüm. Demek ki daha farklı bir bakışla bakılabilir. Bazı resimlerde ifadeyi gördüm. Deliliği,
ya da mutluluğu, tontonluğu, sevimliliği. Demek ki ifade de çok daha fazla tahminimden göz işe yarıyor. Bunları yakalamak gerek diye düşündüm. Peki insanlar bakıyorlar, bir yerlere bakıyorlar. Nasıl bakıyorlar? Önce neye bakıyorlar? Neyi takip ediyorlar? Önce birbirlerinin gözlerini takip ediyorlar. Böyle bir resimde yapılan araştırmalar göstermiş ki önce gözlere bakıyorlar. Anlamı nedir? Mesajın bir sonra mesajda ne gelecek? Ama eğer kişi bu resmi daha önce görmüşse ya da resim sanatına alışkın bir kişi ise o zaman ayrıntılara bakabiliyor. İşte derin görme şuradaki ayrıntı. Tanışıklık, bakmış olmak, bilmek. Derken başka biriyle tanıştım. Hayatımın gözün üzerine ne yapacağımı düşündüğüm, bundan sonra nasıl bir gözcü olacağımı düşündüğüm dönemde bu palyaçoyla karşılaştım. Bir dostun evinde, İsrail'de, ilginç bir palyaço. Biraz yakından bakmaya çalıştım. Yakından bakınca gözlerindeki problemi fark ettim. Gördüğünüz gibi sağ gözü içeri kaymış. Sonradan hikayesini öğrendik. Gerçekten yaşamış bu palyaço. Gerçekten 6 numaralı sinirde felç var. Ve gerçekten beyin tümörü var. Ve gerçekten bu resim yapıldıktan sonra ölmüş. Bunun üzerine benim nöro-oftalmoloji yapmam gerekti. Çünkü bu bana yol gösterdi. Bu benim öbür üçüncü esin perim oldu. Peki, bakanlar, bakamayanlar, bakması gerek bakamayanlar ya da başını yana çevirip tutanlar. Bu resimleri fark ettim. Burada ressam kendisini çiziyor ve hep yan tutuyor farkındaysanız. Niye diye sormayı öğrendim. Niye? Hatta eliyle tutuyor. Niye? Çünkü gözünde kayma var, doğuştan kayma var. Çift görüyor, onu düzeltmeye çalışıyor. Resimlerde de öyle çizmek istemediği için kendisini yandan tutuyor. Kendisini düzeltmeye çalışıyor. Şimdi bir doktor olarak ne yapmak lazım? Ailede de var mı? Var var, annesinde var. Böylece resimlere bakarak takibim artmaya başladı. Ben onların ailelerini, sadece hastalıklarını değil, ailelerini de anlamaya başladım genetik. Biraz daha merak. Örneğin böyle bir resim. El Greco'nun meşhur resmi. Allah Allah, burada bir gariplik var. Bu resim böyle biraz uzun uzun. Acaba astigmat olmasın? Astigmatı olanlar bilirler. Gözünüzü çıkardığınız zaman ya yere çok yaklaşırsınız ya çok uzamış hissedersiniz. Çünkü bir eksende net görülür, bir eksende bulanık görülür astigmat. Olabilir. Peki bir düzelteyim bakayım nasıl oluyor? Evet, astigmatik mercek koyunca El Greco'nun aslında belki de dünyayı böyle algıladığını, çünkü gözünün böyle olduğunu görmüş oldum. Çünkü gözü öyle görüyor. Onun gözünü, fizyolojisi böyle görüyor. Bütün bunlarla uğraşırken hayatımın bir başka dönemi geldi. Tamamen yolumu kaybettim. Bomboş, yalnızım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Olmuştur sizin de öyle dönemleriniz. Kendinizi çok yalnız, boşlukta, hiçlik içinde hissettiğiniz, nothingness, bu ara çok uğraşıyorlar felsefede, hiçlik, yokluk içinde. Böyle bir resme baktığım zaman ben acaba siyahları mı göreceğim, buradaki yüzleri mi göreceğim, yoksa buradaki vazoyu mu göreceğim, yoksa buradaki adamı mı göreceğim? Bir şey görmem gerekiyor. Bu yokluk ve hiçlik bana birdenbire renkleri hatırlattı. Renkleri böyle bir dönemden sonra fark ettim. Hep rengin içinde yaşıyorduk. Evet biliyorum ama bundan sonra fark ettim renkleri ve görmeye başladım. Şimdi siz bana bakarken ben biliyorum ki önce benim ceketime baktınız, sonra benim bluzuma baktınız, sonra eteğime baktınız. Çünkü termodinamik kuralları gibi renklerinde bir bakılma sırası var. Önce sıcak renge bakılır, sonra daha orta soğuk, sonra en soğuk renge bakılır. Dolayısıyla eğer ben ceketim de mavi olsaydı beni zayıf görecektiniz. Bunu düşünemedim. Ama buradaki beyaz, özellikle beyaz, o benim demin anlattığım hiçlik, yokluk diye anlattığım, aslında geri kalan hayattaki her şeyin anlamını gösteren. Şimdi sustum, düşündünüz ve benimle beraber tekrar dinlemeye devam edebilirsiniz. Bazen susmak, bazen beyazlık, bazen bir an kaçmak, hepsi bunların sonrasında çok daha büyük bir enerji sağlamamızı yol açabilen şeyler. Renklere baktığımız zaman Goethe'nin renklerle uğraştığını bilir misiniz? Şair Goethe. Bu onun çizdiği renk skalası. Renklere bakınca, bakın, ressam Franz Marc
Kırmızı için maddecilik, vahşilik, ağırlık diyor. Şair Rimbaud sinestezi yeteneği var. Dolayısıyla harflerle renkleri hissedebiliyor. Onun için kırmızı kan, dudak, öfke. Benim için kırmızı ne? Enerjimin kaynağı, magma tabakası. Ben öyle hissediyorum. Siz bilmiyorum. Franz Marc'a göre sarı kadınsılık, zariflik. İlginç. Kadına ben kırmızı da diyebilen düşünürüm. Neşeli, duygusal. Rimbaud beyaz ve sarı için gölge, duman, çadır diyor. Ne kadar farklı. Mavi Franz Marc'a göre erkeklik, sertlik, manevi. Rimbaud'a göre gökyüzü ve melekler. Sizin için nedir? Çok merak ediyorum. Peki, renkler böyle. Renk görmeyen birisi nasıl görüyor? Nasıl çiziyor? İşte böyle çiziyor. Bu ressam renkleri görmediğini, renk körü olduğunu daha sonra fark etmiş. Çok morali bozulmuş. Ondan sonra da hep siyah beyaz çizmiş. Halbuki çok yetenekli, bir etkisi yok. Peki, doğa. Çevremizde böyle bir köprü görüyoruz. Meşhur ressam, hepinizin bildiği eminim, Monet böyle tasvir ediyor. Peki ben takip ediyorum, göz doktoruyum. Monet'in bir de böyle bir resmini görüyorum. Ve kenarda göremediği bir alan olduğunu fark ediyorum. Acaba bir göz problemi mi var? Evet, evet. Monet katarakt oluyor. Monet katarakt olduktan sonra aynı köprüyü bu şekilde çiziyor. Demek ki onun sanatına o dönemde en azından bu etkili. Peki, böyle bir resim görünce ben dehşete kapılıyorum. Siz belki modern sanat diye düşündünüz. Ben dehşete kapılıyorum çünkü başka bir problemi olup olmadığını merak ediyorum Münch'ün. Edvard Munch. Takip ediyorum resimlerini. Evet, bakın burada yatağa yatmış. Çünkü gözünün içinde bir problem var. Demin benim gördüğüm siyahlık gerçekten ona da korkunç bir hastalık hissi veriyor. Adeta bir iskelet kafası. Bu bana acaba dedirtiyor, gözün içinde bir kanama mı var? Takip edeyim. Kanama ise geçmesi lazım. Evet, bir sonraki resminde kenarda bir bulanıklık. Daha sonra kanama küçüldü, bir kuş oldu ve onu terk etti. Özgürlüğüne kavuştu, tekrar sağlığına döndü. Teşhis doğru. Böyle bir resme baktığım zaman kendi gençliğimi hatırlıyorum. Güvenliydim, emindim, heyecanlıydım. Ufak da bir şüphem vardı çünkü denememiştim. Halen bilmiyordum doğru mu? Aklımdakiler doğru mu? Daha sonra evet denemiştim. Bazı şeyler beni biraz yormuştu ama bazılarına daha emindim. Sonra böyle olabilirim. Böyle olabilirim. Daha yorgun. Biraz ama yaşamışlığın verdiği bir keyif de var. Bir başka duygu var. Ama bunu gördüğüm zaman evet diyorum, bu ressam Alzheimer. Tekrar bakacak olursanız. Hala resim yeteneği var. Hala kendisini görebilir. Ama kendini görme algısı, kendini gördüğü şey çok farklı. Gözünde problem yok. Gözleri sağlıklı. Bu resimden sonra, bu resmi gördüğüm zaman çok kafam karıştı. Bunu 6 yaşlarında bir çocuk yaptı. Bu çocuğu biliyorum. Bu resimde beni çok etkileyen birkaç şey var. Birincisi ortada kocaman bir gülen yüz var, görüyorsunuz. Mutlu bir çocuk. Oyuncaklar var. Bakın oynuyor. Alanı çok düzgün kullanmış. Bütün resim kağıdı alanını düzgün kullanmış. O kadar ki perspektif duygusu var. Çünkü ortadaki şekiller daha büyük ve daha koyu renkli. Çevredekiler daha küçük ve daha açık renkli. Üstelik bir de babasını çok seviyor. Babasının onu çok sevdiğini biliyor. Nereden biliyor musunuz? Resimde çocuklar böyle güneş yaptıkları zaman da babanın etkisidir. Babalar takip edin çocukların resminde güneş resmi var mı diye. Ama beni çok etkiledi bu. Çünkü şunu fark ettim. Bütün resimleri gördüğümü düşünüyorum artık. Hayattaki bütün yemekleri yedim. Sanki her yere gittim. Sanki benim esin perilerim yok, bitti. Bu resim bana çok ilginç geliyor. Bu beni çok etkiliyor. Çünkü bu çocuğun görmesi son derece düşük.
aşağı yukarı %1'den de az bir görmesi var. Ama bir şey fark etmiyor, mutlu. Çünkü o öyle yaşıyor, öyle gördüğü için bir yeteneği de var, görüyorsunuz. O mutlu. Peki ben her şeyi gördüm mü? Gördüm gibi. O görmüyor. Ben gör. Her şeyi yap. Peki şimdi ben neredeyim? Ne yapıyorum? Hayatımın döneminde bu soruyu soruyorum. Sanki bütün yemekleri yedim, bütün ülkelere gittim, bütün kolye ve küpeleri aldım, bütün renkleri denedim. Peki şimdi ne yapacağım? Bunu sorduğum zaman, uzun süre tabii bu soruyu sordum, bir gün aynada kendimi gördüm. Esin Perim oradaydı. Onun için şimdi bugün size Esin Perim'i göstermek istedim.